Herkese merhaba. Ben Alparslan Hoca. Yeni bir Fransızca videosuyla karşınızdayım. Bu videoda le plus que parfait yani Fransızca mişli geçmiş zaman konusunu çalışıyoruz. Konuyu çok detaylı bir şekilde ele alacağız. Pek çok örnek cümle ve cümle tercümesiyle iyice pekiştireceğiz. Haydi başlayalım. Öncelikle le plus que parfait nedir? Prüsköparfe, Mişli geçmiş zamandır. Geçmişte başlayan ve geçmişte biten Le passe composé yani Dili geçmiş zamandan daha eski olayları anlatmak için kullandığımız zamandır. passe composé konusunu detaylı bir şekilde anlattığım bir video kanalımda var. passe composé yani Dili geçmiş zaman konusunu öğrenmek isteyenler o videoyu izleyerek çalışabilirler. Güzel de olur çünkü plusque parfe'ye yapı olarak, mantık olarak çok benziyor. Ben gitmiştim, amcam gelmişti, biz bir araba satın almıştık. Ben onu bir defa görmüştüm. Cümleleri mişli geçmiş zamanda kurulmuştur ve Fransızcası plusque olur. Geçmişte bahsedilen bir olay varsa ve ondan çok daha eski başka bir olay daha varsa zaman uyumunu verebilmek için le plus que parfait kullanabiliriz. Geçen sene İzmir'e gittik. Ben oraya 5 sene önce de gitmiştim cümlesinde iki farklı geçmiş zaman var. Şimdiki zamana yakın olan le Kompoze composé yani dili geçmiş zaman ve daha eski olayı anlatan ise Le plus-que-parfait yani mişli geçmiş zamandır. Bakın İzmir'e gittik diyorsak burası dili geçmiş zaman ve şu ana daha yakın. Ben oraya 5 sene önce de gitmiştim kısmında burası mişli geçmiş zaman ve çok daha eski bir olayı anlatıyor. Le plus-que-parfait'nin yani mişli geçmiş zamanın mantığı ve kullanımı çok kolaydır. Özellikle le passé composé ve l'imparfait konularını bilen herkesin öğrenmesi çok kolay olacaktır. Çünkü le plus-que-parfait'in kuruluşu ve kullanılması mantığı le passé composé ile aynı ve oluştururken être ve avoir fiillerinin imparfait çekimlerini kullanacağız. Ben farklı videolarda passé composé yani dili geçmiş zaman ve en parfait geçmişte süren zaman ben öyle söylüyorum. Şimdiki zamanın hikayesi diyorlar en parfait içinde. Bu iki konuyu çok detaylı bir şekilde anlattım. İsteyenler o videoları izleyerek çalışabilirler. Passé composé'yi bilen ve en parfait'i bilen herkesin plusque parfait'i öğrenmesi çok kolay. Geldik la formation du plusque parfait yani Mişli geçmiş zamanın nasıl oluşturulduğunu. Le plus que parfait'in oluşturulması zor değildir. Ancak birkaç öğeyi bir araya getirmemiz gerekir. Bakın bu formülde passé composé'nin oluşturulma formülüyle hemen hemen aynı. Sadece iki şey değişiyor. Et ve avoir'ın çekimleri. Plus que parfait'i oluştururken önce sujeyi yazıyoruz. Yani cümlenin öznesini. Daha sonra ETR ve avuar fiillerinden hangisi uygunsa onun en parfe çekimini alıyoruz. Sonrasında asıl kullanmak istediğimiz fiil geliyor. O fiilin particip pasesini yani geçmiş zaman halini kullanıyoruz. Pase kompozeyi oluştururken de fiillerin particip pasesini kullanıyoruz. Dolayısıyla particip paseleri ezberlememiz gerekiyor. Çok önemli. Daha sonra cümlenin komplemanı geliyor. Yani cümlenin kalan kısmı. O arada tam bu noktada gerekiyorsa akor yapıyoruz. Yani et ile çekilen fiillerde direkt olarak avuarla çekilen fiillerde cümle içinde bir pronom kompleman varsa ya da pronom relatif varsa akor uyum yapmamız gerekiyor. Daha sonra fiil alıyorsa prepozisyonu yani Edatı koymamız ve komplemana o şekilde bağlamamız gerekiyor. Fransızca'da prepozisyon konusunu yani edatları, çalışma mantıklarını, cümle içindeki görevlerini anlattığım bir video kanalımda var. İsteyenler o videoyu da izleyerek çalışabilirler. Olumsuz cümlelerde nöpa, ne nöplü, ne ne jamais gibi olumsuzluk yapıları être ve avoir fiillerinin iki tarafına gelir. Yani... Diyelim ki nöpa'yı kullanacağız. Nö'nün burada, pa'nın burada olduğunu düşünebilirsiniz. Partisip daha sonra geliyor. Plus kö konusunu 6 aşamada inceleyelim. Birincisi süje yani cümlenin öznesi. Bu sadece le plus mişli geçmiş zaman konusu ile ilgili değil. Fransızca cümle yapısı ile ilgili genel bir bilgi. İkincisi et ve avar fiillerinin en parfe yani geçmişte süren zaman çekimleri. Üçüncüsü plus kö parfeyi oluştururken hangi fiil için et, hangi fiil için avar fiilini kullanmalıyız. Bu durum passé composé dili geçmiş zaman içinde tamamen aynı. 4. Fiillerin particip paseleri nelerdir? Bunları ezberleyelim zira başka zamanlar içinde gerekli olacak. Bu da Pase kompozede kullandığımız bir parça. Bu da çok önemli. Akor yani uyum hangi şahıs zamirleri için ve nasıl yapılır? Altıncısı le préposition yani fiilleri komplemana bağlayan yönlendirme, yönelme ekleri Türkçesi edatlar. Bu da Fransızca cümle yapısıyla ilgili genel bir bilgi. Önce Süje yani cümlenin öznesi ne olabilir? Onunla başlayalım. Bu daha önce söylediğim gibi mişli geçmiş zaman konusuyla değil. Aynı zamanda e, Fransızcanın geneliyle ilgili bir konu. Diğer taraftan bütün dillere bağlayabiliriz. Şimdi cümlenin öznesi bir şahıs zamiri olabilir. Je vais à l'école. Ben okula gidiyorum. Ben, sen, o, biz, siz, onlar, je, tu, il, el, nous, vous, il, el bunlar şahıs zamirleri. Sonra cümlenin öznesi bir özel isim olabilir. Mark est un étudiant. Mark bir öğrenci ya da öğrencidir cümlesinde olduğu gibi. Mark bir özel isim. Cümlenin öznesi isim olabilir. Les enfants sont dans le jardin yani çocuklar Bahçede ya da bahçedeler diye düşünebiliriz. Lezanfan isim ve çoğul bir isim. İşaret sıfatı almış bir isim özne olabilir. Sövelo etönpöşer. Bu bisiklet, bu Türkçe'de bir işaret sıfatı, biraz, önpö, pahalı. Gördüğünüz gibi sö işaret sıfatı ile birleşen isim sövelo. Bu bisiklet cümlenin öznesi, mülkiyet sıfatı almış bir isim özne olabilir. Mon vélo et un peu vieux benim bisikletim benim senin onun bizim sizin onların bunlar mülkiyet sıfatları. Fransızcası les adjectif possessif. Mülkiyet sıfatları yani les adjectif possessif konusunu da bir videoda detaylı bir şekilde anlattım. Onu da izleyip çalışabilirsiniz. Cümlenin Türkçesini yazalım. Benim bisikletim Biraz eski Via yaşlı demek ama bir nesneden bahsediyorsak eski karşılığını verir Mon mülkiyet sıfatını alan isim Cümlenin öznesi Bir eylem Fiilin mastar hali özne olabilir Faire du sport Ebon pour la sante. Yani spor yapmak Şöyle yazalım sente sağlık için iyidir ya da iyi diyebiliriz. Spor yapmak ferdi spor cümlenin öznesi. Bir ülke ismi cümlenin öznesi olabilir. La Türkiye e magnifik yani Türkiye muhteşem. Gördüğünüz gibi ülke ismi cümlenin öznesi. Bir şehir ismi de özne olabilir. Yani Paris Ebel. Paris güzel cümlesinde olduğu gibi Paris cümlenin öznesi olmuş. Bir soru yapısı özne olabilir. Qui peut Bana kim yardım edebilir? Şöyle yazalım. Gördüğünüz gibi cümledeki ki cümlenin öznesi olmuş. Zaten yanında ne var bakın? Çekilmiş fiil var. Bir tamlama cümlenin öznesi olabilir. Le père de Marc Yani şuradan yazalım. Markın babası biraz hasta. Burada de prepozisyonu ile tamlamayı yapıyoruz. De burada nin'nin karşılığını veriyor ve Le Père de Marc, Mark'ın babası, cümlenin öznesi oluyor. Bir şahsa gönderme yapmayan, il zamiri özne olabilir. Il fait froid, hava soğuk. Il pleut, yağmur yağıyor. Ve il y a 20 étudiants dans la classe, şuradan yazalım, sınıfta. 20 öğrenci var. Buradaki il nötr diye düşünebiliriz. Yani il el gibi bir şahsa gönderme yapmıyor. Bir şahıs samiri değil. Ve cümlenin öznesi. Peki özne nedir? Özne yükleme sorulan ne ve kim sorularının cevabıdır. Şuraya bir yıldız atalım. İkinci adım olarak et ve avuar fiillerinin en parfe çekimlerini öğrenmemiz lazım Şimdi en parfe Geçmişte süren zaman Ben böyle söylüyorum Farklı kitaplarda şimdiki zamanın hikayesi diye de anlatıyorlar En parfe Geçmişte başlayan devam eden ve geçmişte biten olayları anlattığımız zaman Le plus parfe'yi oluştururken er olmak ve avuar sahip olmak fiillerinin en parfe geçmişte süren zaman çekimlerini yardımcı malzeme olarak kullanacağımız için bu iki fiilin en parfe çekimlerini bilmemiz gerekiyor. Et fiili ile başlayalım. Et fiilinin Türkçesi olmak. JT, TÜET, ILET, ELET, NUZETION, vous étiez, ils şeklinde çekiyoruz. Hadi bir kere daha okuyalım. JT, tu étais, il était, elle était, nous étions, vous étiez, Avoir Türkçe'ye sahip olmak karşılığını veriyor. Sahip olmak fiili. Fiili prezanda çektiğimizde Türkçe'ye var karşılığını verir. En parfe çekimi vardı gibi bir karşılık verir. J'avais, tu avais, il avait, elle avait, nous avions, vous aviez, ils avaient, elles şeklinde okuyoruz. Şimdi avu bir tekrar edelim. J'avais, tu avais, il avait, elle avait, nous avions Füzeviye, ilzeve, elzeve, Fransızca'da en çok kullanılan yüz fiili bir videoda çıkartıp listelemiştik. Yani mantıklarına, aldıkları prepozisyonlara bakmıştık. Daha sonra bir seride tek tek yüz fiilin en çok kullanılan zamanlarda çekimlerini yapıyoruz. İsteyenler o videoları da izleyerek çalışabilirler. Çok faydası olacaktır. Şimdi geldik. Hangi fiili et, hangi fiili avarın en parfe çekimiyle çekmeliyiz, oluşturmalıyız. Bunun için size birkaç yöntem göstereceğim. Birincisi bu. Luc amcamın hayat hikayesi yöntemi. La vie de mon Luc. Bu tablo, bu çalışma tamamen passé composé için de aynı. Yani dili geçmiş zaman için de aynı. Burada gördüğünüz fiillerin hepsini ile çekmeniz, oluşturmanız gerekiyor. Kalan fiillerin hemen hemen hepsinin avuar çekilmesi gerektiğini düşünebilirsiniz. Lük amcamın hayat hikayesi yöntemi şöyle. Lük amcam burada doğuyor. Net doğmak demek. Alle gitmek demek. Lük amcam okula gitmek istiyor. Burada monte var. Monte şuraya çekelim. Merdivenlerden çıkmak demek merdivenlerden çıkmak. Okulun merdivenlerinden çıkıyor. Buradaki fiilleri şöyle sıralayalım. Arrive varmak demek. Sonra venir'i şöyle çekelim. Venir gelmek demek ve en sondaki return'e ise geri dönmek demek. Buradan devam edelim. Şimdi okulun kapısından içeriye giriyor. Entrée içeri girmek demek. Sonra Luke amcam koridordan geçiyor. Pase geçmek demek. Şöyle yazalım. Reste durmak kalmak demek. Şurada birazcık duruyor. Durmak kalmak diye yazalım. Partir şuraya çekelim. Yola çıkmak demek. Bazen gitmek anlamında da kullanabiliriz. Devam ediyor. Luke amcamı okula kabul etmiyorlar. Bu durumda ben gideyim diye düşünüyor. Şurada sortir var. Sortir bir yerden dışarıya çıkmak demek. Okulun kapısından dışarı çıkıyor. Desant merdivenlerden inmek demek. Şöyle yazalım. Merdivenlerden inmek. Merdivenlerden iniyor ama şurada takılıp düşüyor. Tombe düşmek demek. Ve maalesef Burada da ölüyor. Murir ölmek demek. Lük amcamın bu talihsiz hikayesini anlatan e, fiillerin tamamını être ile çekiyorsunuz. Kalan fiillerin hemen hemen hepsini avoir ile çekmemiz gerekiyor. Bu yöntemlerden bir tanesi. Bakalım hangi fiil et, hangi fiil avarla çekilir diye başka nasıl bulabiliriz? Nasıl akıl yürütebiliriz? Plus köperfe de Hangi fiil için être, hangi fiil için avoir kullanmalıyız diye ikinci bir yöntem var. O da bu tablodaki fiillerin hepsini être ile çekmek. Yani être fiili yardımıyla çekmek. Şimdi bu fiillerin bir kısmı zaten Luke amcamın hayat hikayesinde vardı. Bakalım başka neler var. Mesela devenir var. Devenir e haline gelmek demek. Ya da olmak demek. Orada venir fiilini kullanmıştık. Burada revenir var. Aynı şey. Geri gelmek demek. Şöyle yazalım. Monte yukarıya çıkmak, merdivenlerden çıkmak diye söylemiştim. Çıkmak diyelim. Reste durmak, kalmak. Şöyle şuraya yazalım. Durmak, kalmak. Sortir bir yerden dışarıya çıkmak. O da vardı. Venir gelmek demek. Alle gitmek. Net doğmak. Desandr merdivenlerden inmek demiştim ben. İnmek diye yazalım. Antre içeriye girmek. Reantre tekrar girmek. Fiilin başında R olması yani tekrarı vermesi durumunu değiştirmiyor. Antre desek zaten yeterdi. Yine de yazalım. Tekrar girmek. Tombe düşmek demek. Lük amcam merdivenlerden inerken düşmüştü. Buradaki çocuk da kayak yaparken düşüyor. Returne geri gelmek, geri dönmek. Arive varmak. Mourir ölmek, partir yola çıkmak demek. Bu fiillerin hepsini ile çekmemiz gerekiyor. Geldik üçüncü yönteme. Şimdi bu yöntem benim kendi bulduğum ve sınıflarımda öğrencilerimin konuyu daha iyi anlamalarını, daha kolay anlamalarını sağlamak üzere kullandığım bir yöntem. Şöyle. Fiile neyi kimi sorusunu sorarız. Cevap veriyorsa avoir, cevap vermiyorsa être fiilini kullanırız. Örneğin voir fiili voir görmek demek. Şimdi neyi görmek, kimi görmek diye soralım. Cevap veriyor mu? Veriyor. Arabayı görmek, bahçedeki çocukları görmek. O zaman biz bunu passé composé de avoir yardımıyla çekiyoruz. Düşmek fiiline bakalım. Fransızcası tombe. Neyi kimi sorusunu soralım. Neyi düşmek, kimi düşmek? Cevap vermiyor. O zaman et fiili yardımıyla çekip oluşturabiliriz. Bu yöntem fiillerin hemen hemen hepsinde işe yarar. Bizim e, kullanacağımız başvuracağımız üçüncü yöntem diyebilirim. Önce Lük amcamın hayat hikayesine bakacağız, aklımızda tutacağız. İkinci olarak bu tabloya bakacağız ki birinciyle örtüşüyor üçüncü olarak da fiile neyi kimi sorusunu sorma yöntemini aklımızda tutacağız. Geldik dördüncü yöntemimize. Şimdi yine e, kendi bulduğum ve sınıflarımda bu konular geçerken kullandığım bir yöntem size de anlatmak istedim. Belki işinize yarayabilir. O da bütün vücut yöntemi. Fiillerin bütün vücutla yapılan ve bütün vücutla yapılmayan diye ayrıldığını düşünelim. Bütün vücutla yapılan fiiller être, yapılmayan fiiller avoir ile çekilir. Örneğin voir fiili. Voir görmek demek. Sadece gözle yapılan bir eylem diye düşünürsek avoir ile çekmemiz gerekir. Bakın je ve vu. Ben görmüştüm. Başka bir fiilde deneyelim. Düşmek fiili. Yani tombe Fransızcası tombe bütün vücutla yapılan bir eylem diye düşünürsek, et fiili yardımıyla çekmemiz gerekir. Jete tombe, ben düşmüştüm. Bu en son başvuracağımız yöntem fiillerin çoğunda işe yarar. Şimdi hangi fiili et, hangi fiili avuar yardımıyla çekmeliyim diye düşünürken şu ana kadar anlattığım yöntemleri birinciden başlayarak aklınıza getirebilirsiniz. Bu en son kullanacağınız yöntem olsun. Yine de işe yarayan bir yöntem fiillerin çoğunda işe yarıyor. Geldik 5. yönteme. Bu çift zamirli fiiller ile ilgili bir yöntem. Şöyle yazalım. Çift zamirli fiiller hem passé composé'de hem de plusque parfait'de nasıl çekilir? Nasıl çekilmelidir? Tüm çift zamirli yani eylemin kişinin kendisine döndüğü fiiller et fiili ile çekilir. Bakın bunu unutmayın. Çift zamirli fiillerin hepsini et fiili yardımıyla çekmemiz gerekiyor. Şöyle üzerinden geçelim ki daha iyi okunsun. Çift zamirli fiillerin yani eylemin kişinin kendisine döndüğü fiillerin birkaç tanesini sayalım. Söreveyye uyanmak demek se lever, kalkmak, se laver, yıkanmak, se promener, dolaşmak. Bakın çift zamirli fiillerin hepsinin başında bir sö var ve biz buna pronom refleşi diyoruz. Şöyle yazalım. Pronom refleşi yani şahıs zamirine göre değişen ikinci zamir gibi düşünebilirsiniz. Şöyle yazayım. İkinci zamir diye. Şundan bahsediyorum. Şimdi alttaki örnek cümle üzerinden gidelim bunu açıklayayım size. Cümle şöyle. Je me ben uyanmıştım. Şimdi bu cümleye bakalım. Öncelikle je bir şahıs zamiri. Birinci zamir. Buradaki me ise pronom refleşi. Şuraya çekelim. Yani şahıs zamirine göre değişen ikinci zamir. Burada yapacağımız başka bir şey var. O da şu. Bakın burada me var. Ama fiil de ö harfiyle başlıyor. O yüzden bunu düşürüp yani şöyle düşünün. Şu şekilde yazmamız gerekiyor. Bunun gibi. Diğer örneğe bakalım. Je leve kalkmıştım. Je m'étais lave yıkanmıştım. Je m'étais promene dolaşmıştım gibi. Bunların hepsinde ne yapacağız? Buradaki ö'yü atacağız. Ve üstten bir virgülle birbirlerine bağlayacağız. Bu da basit ama önemli bir bilgi. Leset set verbe du bloxilier. Il set verbe du Yani anlamına göre hem et hem de avoir ile çekebileceğimiz 7 tane fiil var. Farklı kaynaklarda 9 tane fiil var, 6 tane fiil var diye karşınıza çıkabilir. Ben en çok kullanacağınız fiilleri topladım. Şimdi antre bir yerden içeriye girmek demek ama bir şeyi bir yere sokmak anlamında da kullanılıyor. İki tane anlamı var. Sortir hem çıkmak demek hem çıkarmak demek. Monte fiili hem merdivenlerden çıkmak hem de çıkartmak anlamına geliyor. Desant fiili hem merdivenlerden inmek hem de indirmek için kullanılıyor. Pase fiilinin de iki anlamı var. Hem geçmek hem geçirmek anlamında kullanıyoruz. Şöyle düşünün. Mesela Antalya'ya giderken Konya'dan geçtik dersem geçmek anlamında kullanmış olurum. Antalya'da güzel günler geçirdik desem geçirmek anlamında kullanırım. İkisinde de pase fiilini kullanmam gerekir Fransızca'da. Retourne hem geri dönmek hem de geri döndürmek anlamında kullanılıyor demöre fiili hem oturup kalmak hem de oturtmak anlamında kullanılıyor. Şimdi şöyle düşüneceğiz. İçeri girmek, çıkmak, merdivenlerden çıkmak, merdivenlerden inmek, geçmek, geri dönmek, oturmak anlamlarında kullanıyorsak şöyle fiilleri pase kompozede et yardımıyla çekmemiz gerekiyor. Ama aynı fiili içeri sokmak, çıkarmak, şöyle indirmek, geçirmek, döndürmek, oturtmak anlamlarında kullanıyorsak o zaman bu fiilleri plüskü de avuar yardımıyla çekmemiz gerekiyor. Bir tanesini örnek vereyim daha iyi anlaşılacak. Şöyle düşünün. J'avais sorti le livre de mon sac. Kitapları çantamdan çıkartmıştım. Gördüğünüz gibi burada Sortir fiilini kullanıyoruz. İki tane anlamı var diye söylemiştim. Birisi çıkmak. Birisi çıkarmak. Çıkmak anlamında kullanıyorsak et yardımıyla çıkarmak anlamında kullanıyorsak avuar ile çekmemiz gerekiyor. Bakın kitapları çantamdan çıkarmıştım derken avuarı kullandık. Jete sorti de l'école okuldan çıkmıştım çıkmak anlamında kullanırken at fiilini kullanmamız gerekiyor. Bakın burada at fiilinin en parfe çekimini kullandık. Bu mantığı bu tabloda yazdığım bütün fiiller için düşünebilirsiniz. Geldik fiillerin partisip paselerine. Fiillerin partisip paseleri nelerdir? Bu tabloyu ezberleyelim. Burası da çok önemli zira aynısı pase kompoze dili geçmiş zaman içinde geçerli. Partisi paseler fiillerin geçmiş zaman halleri diye düşünebiliriz. Et fiilinin partisi pasesi ete. Fiillerin anlamlarını da yanına yazalım. Et olmak demek. Avuar fiilinin partisi pasesi ü. Avuar sahip olmak demek. Şöyle yazalım. Alle fiilinin partisi pasesi alle. Gitmek demek. Hemen şöyle bir ek bilgi yazalım şuraya. Alle gibi öerle biten fiilleri düşünelim. Bunların partisi paselerini bulmak çok kolay. Sonundaki R'yi atıp Ö'nün üzerine bir aksantegü koyarsak şöyle partisi paselerini bulmuş oluruz. Bu Ö'erle biten yani E, R harfleriyle biten fiillerin hemen hemen hepsinde işinize yarar. Şimdi devam edelim. Venir fiilinin partisi pasesi venü gelmek demek venir gelmek demek pu var fiilinin participa sesi pu pu var ebilmek demek vulu var fiilinin participa sesi vulu vulu var istemek demek dir fiilinin participa sesi di söylemek demek şöyle yazalım voir fiilinin participa sesi vu voir görmek demek Fer fiilinin partisi F yapmak demek. Prant fiilinin partisi pri. Prant birkaç anlama geliyor. Almak, yemek, içmek, giymek diye düşünebilirsiniz. Savuar fiilinin partisi sü, savuar bilmek demek. Faluar fiilinin partisi pasesi gerekli olmak demek. Şöyle yazalım. Finir fiilinin partisip pasesi fini. Finir bitmek demek. Şöyle yazalım. Manje fiilinin partisi pasesi manje. Manje yemek demek. Buar fiilinin partisip pasesi bü. Bu. Buar içmek demek. Kruar fiilinin partisip pasesi kru. inanmak demek. Desandr fiilinin partisipasesi descendü Den inmek demek Merdivenlerden inmek Devenir fiilinin partisipasesi devenü Dövenir e haline Gelmek ya da olmak demek Devoir fiilinin partisipasesi dû, devoir zorunda olmak demek Şöyle yazalım siz de hepsini yazın bunların Perdre fiilinin partisip perdu perdü kaybetmek demek. Dormir fiilinin partisip dormi uyumak demek. Lir fiilinin partisip lü okumak demek. Ekrir fiilinin partisip ekri yazmak demek. Metr fiilinin partisip mi metre koymak demek takmak, giymek anlamında da kullanılabilir. Şapka takmak gibi. Ouvrir fiilinin partisip pasesi uver. Açmak demek. Ve répondre fiilinin partisip pasesi répondu o da cevap vermek demek. Şuraya yazalım. Geldik attendre fiiline. Atant fiilinin partisip pasesi attendü, beklemek demek. Şuradan yazalım. Şu azir fiilinin partisip pasesi şüazi, seçmek demek. Şüazir. Konertr fiilinin partisip pasesi konu, tanımak demek. Kurir fiilinin partisip pasesi kuru, koşmak demek. Bunların hepsini ezberlemeniz gerekiyor. Monte fiilinin participa monte. Monte bir yerden çıkmak, merdivenlerden yukarıya çıkmak demek. Ferme fiilinin participa sesi ferme, kapatmak demek. Şöyle yazalım. Suir fiilinin participa sesi suivi, takip etmek demek. Tenir fiilinin participa sesi tutmak demek. Recevoir fiilinin partisi pasesi resü almak demek bir mektup almak gibi. Vir fiilinin partisi pasesi vekü yaşamak demek. Pleuvoir fiilinin partisi pasesi plü yağmur yağması demek. Fiil olduğuna göre yağmur yağmak diyelim şöyle. Pler fiilinin partisi pasesi plü hoşuna gitmek demek. Plöre fiilinin partisi pasesi plöre ağlamak demek. Rir fiilinin partisi pasesi ri gülmek demek. Antant fiilinin partisi pasesi antandü duymak, işitmek demek. Traduir fiilinin partisi pasesi tradvi tercüme etmek demek. Şöyle yazalım. Tercüme etmek. Sentir fiilinin partisip pasesi senti hissetmek demek. Acheter fiilinin partisip pasesi satın almak demek. Vendre fiilinin partisip pasesi vandü satmak demek. Servir fiilinin partisip pasesi servi hizmet etmek demek. Sufrir fiilinin partisip pasi sufer acı çekmek demek. Şöyle yazalım, acı çekmek diye. Antre fiilinin partisip pasi antre içeriye girmek demek. Sortir fiilinin partisip pasi sorti o da dışarıya çıkmak demek. Mantir fiilinin partisip pasi manti yalan söylemek demek. Şöyle. Yazalım. Obtenir fiilinin partisipasisi optini elde etmek demek. Offrir fiilinin partisipasisi offer sunmak demek. Net fiilinin partisipasisi net doğmak demek. Ve son fiil murir fiilinin partisipasisi mor o da ölmek demek. Şimdi ben size bu tabloda en çok kullandığımız fiillerin partisip paselerini yazdım. Bu fiilleri ve partisip paselerini yazıp ezberlemeniz çok faydalı olacaktır. Bu fiillere benzeyen bir fiil karşınıza çıkarsa, yani yazılışı benzeyen bir fiil akıl yürüterek partisip paselerini bulmayı deneyebilirsiniz. Gelelim akor konusuna, yani uyum konusuna akor hangi şahıs zamirleri için ve nasıl yapılır? Hemen şuraya bir ekleme yapalım. Belki bilmeyenler vardır. Akor maskulin bir sözcük. Uyum, anlaşma, uzlaşma ve müzik aletlerinde enstrümanlarda akort anlamına geliyor. Bizim kullandığımız karşılığı da birazcık buna benziyor. Akor cümlelerde ses uyumu olsun diye yani cümlenin okunuşu güzel olsun diye, duyulması güzel olsun diye yaptığımız bir uyum. Plus köparfe de et ile çekilen fiillerde özneye göre partisip paseye akor yapıyoruz. Şöyle düşünün. Şimdi et ile çekilen fiiller dedik. Etrin en parfesini kullanmamız gerekiyor gete alle dediğimizde burada normalde akor yok. Tüete alle dediğimizde yok. İlete alle dediğimizde yok. Elete alle dediğimizde şuraya bir tane ö koyarak akor yapmamız gerekiyor. Nuzetion alle dediğimizde bir tane s getirerek çoğul eki getirerek akor yapmamız gerekiyor. Vuzetie alle dediğimizde yine s getirerek akor yapmamız gerekiyor. İlzeti alle dediğimizde çoğul olduğu için yine bir s çoğul eki getirerek akor yapmamız gerekiyor. Ezeti alle dediğimizde hem ö hem de çoğul eki s ile akor yapmamız gerekiyor. Bunların hepsini alle fiili üzerinden örneklendirerek anlattım. Ama şöyle bir durum var. Şimdi Jt alle ben gitmiştim demek. Söyleyen kişi yazan kişi bir kadınsa akoru bir metinde yaptığımızı düşünelim. Bir kadınsa yine sonuna bir ö getirerek akor yapar. Tü ete alle sen gitmiştin dediğim kişi yine bir kadınsa sonuna yine bir ö getirerek akor yapmam gerekir. İlde böyle bir durum söz konusu değil. El için zaten anlattık. Biz gitmiştik diyen yani nuzetiyon alle diyenlerin hepsi kadınsa bu sefer bir ö getirip Yine çoğul eki s getirip akor yapması gerekir. zetiye alle siz gitmiştiniz dediğim kişilerin hepsi kadınsa yine bir ö getirip sonra da çoğul oldukları için bir s getirip akor yapmam gerekir. Izeti alle onlar gitmişlerdi dediklerimin hepsi erkek olduğu için ayrıca bir akor yapmama gerek kalmaz. Ve azeti alle'de de burada bahsettiğimiz akordan başka bir durum gerekli olmaz. Burada siyahla yazdıklarım yani şu kısım ek bilgi olarak düşünün. Akor konusuna yaptığımız bir detay eklemesi. Peki avoir ile çekilen fiillerde akor olur mu? Olur. Kompleman obje direkt yani nesne fiilden sonra geliyorsa akor yapılmaz. Şöyle düşünün. Mark bir araba satın almıştı. Mark a ve aşete une voiture. Burada çekilmiş fiil avarla çekilmiş aşete fiili yani satın almak fiili. Nesne kompleman obje direkt fiilden sonra geliyor. Neden kompleman obje direkt dedik? Çünkü fiil bir prepozisyon almıyor. Şuraya yazalım. Fiil bir edat, prepozisyonun Türkçesi edat almıyor. Bu yüzden kompleman obje direkt diyoruz. Ancak kompleman obje direkt yani nesne fiilden önce geliyorsa akor yapılır. Bu da ancak cümlede bir pronom kompleman varsa ki pronom kompleman çoğu kişinin karıştırdığı bir konu. Pronom kompleman konusunu çok detaylı bir şekilde anlattığım bir video kanalımda var. Onu izleyerek çalışabilirsiniz. Pronom kompleman ya da bir pronom relatif varsa olabilir yani pronom kompleman ya da pronom relatif varsa nesne fiilin önüne gelebilir. Ve bu durumda akor yapmamız gerekir. Hemen bir örnekle bakalım. Mark onu 10 sene önce satın almıştı dersek. Şimdi onu dediğimiz şey araba. Araba sözcüğünü tekrar etmemek için bir pronom komplema kullanacağız. Mark la ve yaşote il ya dizan. Şimdi bakın buradaki lo bir pronom kompleman direkt ve fiilin yani şuradaki çekilmiş fiili düşünün önüne gelmiş. Bu durumda aşöte fiilinin sonuna bir ö getirerek akor yapıyoruz. Neden? Çünkü onu dediğimiz şey lavatür yani araba sözcüğü ve feminin bir sözcük. Mark onları 10 on sene önce satın almıştı deseydi o zaman S getirerek akor yapmamız gerekirdi. Onları dediği şey araba olsaydı yani arabaları 10 sene önce satın almıştı diyor ve onları pronom komplemanı ile bu cümleyi kuruyoruz. O zaman da bir Ö bir S ile akor yapmamız gerekirdi. Buradaki mantığa çok benziyor. Hatta bu anlattığımı şuradan yazayım. Şimdi şöyle bir cümle düşünün. Mark onları 10 on sene önce satın almıştı diye bir cümle olsun. Onları diyerek de arabalara gönderme yaptığımızı düşünün. Cümle şöyle olurdu. Mark ve aşöte fiilinin partisip pasifesini yazdıktan sonra bir ö bir s ile akor yapmamız gerekirdi. Sonunda da Ilya Dizan 10 sene önce kısmını eklerdik. Onları diye arabalar sözcüğüne gönderme yaptığımızı düşünün. Şuraya yazayım. Levatür diye. Vatür feminin bir sözcük olduğu için bir ö. Çoğul olduğu için de bir tane s ile akor yapmamız gerekirdi. Neden? Pronom kompleman fiilin önüne geldiği için. Peki pronom relatifte durum nasıl? Mark'ın satın aldığı araba çok güzeldi diye bir cümle düşünelim. Şimdi bir cümlede di, di varsa hemen kö pronom relatifini düşünmemiz lazım. Bakalım cümlenin Fransızcası nasıl? La voiture que Marc a acheté était très belle. Gördüğünüz gibi kö pronom komplemanı var. Lavatür yani nesne çekilmiş fiilin önüne gelmiş. O yüzden burada bir ö ile akor yapmamız gerekiyor. Cümlenin ikinci kısmında ise yani çok güzeldi dediğimiz kısmında ise buradaki fiil emparfe de çekilmiş. Yani geçmişte süren zamanda emparfe konusunu yine bir videoda çok detaylı bir şekilde anlattım. O videoyu da izleyerek çalışmanız çok faydalı olacaktır. Şimdi gelelim le prepozisyon yani fiilleri komplemana bağlayan yönlendirme, yönelme eklerine. Prepozisyonun Türkçesi edat. Fiil bir edat alıyorsa partisip paseden sonra eklenir. Bir tane örnek cümleyle açıklayalım. Şuradan yazayım. Mesela İzmir'e gitmiştik diye bir cümle düşünelim. İzmir'e gitmiştik. Nu şahıs zamiri biz demek. Nuz. Şimdi alle fiilini kullanacağız. Zira gitmek fiili var. Alle fiili a prepozisyonu alıyor. Bunun karşılığı Türkçe'de edat. Şimdi nuz dedikten sonra alle fiilinin partisip yazdık. Sonuna da bir tane s getirip akor yapıyoruz. Neden? Nu çoğul çünkü. Prepozisyon tam burada geliyor. A. İzmir Prepozisyon Partisipas eden alle fiilinin ilinin bu. Sonra ekleniyor. Fransızca'da temel edatlar şunlar. A prepozisyonu Türkçe'ye Y ya D daha karşılıklarını veriyor. D prepozisyonu Türkçe'ye Den dan içinde karşılıklarını veriyor ama bir ekleme yapalım. D prepozisyonunu tamlama yapmak için kullandıysak Türkçe ninnin karşılığını verir Şöyle ayıralım Zira bir fiil yönlendirme eki değil Tamlama durumunda Mesela Şöyle olsun Markın kalemi Markın Kalemi desek Burada bir fiil yönlendirme durumu yok Kalem Le crayon verdik de Mark böyle düşünün Markın Kalemi diye Avek prepozisyonu Türkçe'ye ile karşılığını verir. Pur Türkçe'ye için karşılığını verir. Par prepozisyonu Türkçe'ye aracılığıyla tarafından de, da, den karşılıklarını verebilir. An prepozisyonu Türkçe'ye içinde bakımından de, da karşılıklarını verir. Şimdi bir ekleme yapalım yine şuraya. An prepozisyonunu Türkçe'de on gibi okumuyoruz. An diye okuyoruz. Zira on diye okumamız gereken belgisiz şahıs zamiri olan on. Şöyle düşünün. On ne füm pa isi desek. Yani burada sigara içilmez desek. Şimdi buradaki şahıs zamiri direkt olarak bir kişiye gönderme yapmıyor. Ayrıca cümleyi pasifmiş gibi gösteriyor. Aynı zamanda on belgisiz şahıs zamiri nu anlamını da verebilir. Mesela on va o sine desek sinemaya gidiyoruz gibi bir anlam verir. Yani nu şahıs zamiri yerine kullanabiliriz ve on diye okumamız gerekir. Devam edelim. San prepozisyonu Edat'ı Türkçe'ye siz, hız karşılıklarını verir. Şey prepozisyonu Türkçe'ye nin yeri, evi karşılıklarını verir. Mesela Şemu'a dersek benim evim karşılığını verir. Prepozisyon konusunu, mantığını bir videoda detaylı bir şekilde anlattım. İsteyenler o videoyu izleyerek çalışabilirler prepozisyonlar yani edatlar anlamlı doğru cümleler kurmamız için gereklidir. Her fiil prepozisyon almaz. Fiilleri aldıkları prepozisyonlar ile ezberlemeniz gerekir. Şimdi en çok kullandığımız fiillerin plus köperfe yani mişli geçmiş zaman çekimlerine bakalım. Buradaki la conjugaison fiil çekimi demek. Şöyle yazalım. Şöyle ki kanalı iyi takip edenler bilir. Daha önce bir video hazırlamıştık ve Fransızca'da en sık kullanılan 100 tane fiilin listesini yapmıştık. Sonrasında bir seriyle o 100 fiilin tek tek en çok kullandığımız zamanlarda çekimlerini yapıyoruz. Yani fiil çekim, la conjugaison ve la prononciation telaffuz çalışması yapıyoruz. İsteyenler hem bu videoyu hem bu seriyi izleyerek Çalışabilir gayet faydalı olacaktır Şimdi avoir fiilinin plus köperfe çekimi ile başlayalım Ja ve ü Buradaki ü avoir fiilinin partisip pasesi şöyle yazalım le Pasediye Zaten birkaç sayfa önce fiillerin partisip paseleri tablosunda çalıştık tu eu, il avait u elle avait u nous avions u vous aviez u ils avaient u elles avaient u bir defa daha okuyalım hem de liaison var mı ona bakalım j'avais u tu eu, il avait u elle avait u nous avions u bakın burada liaison var vous aviez u ils avaient u ve elles avaient u Liaison da şuraya yazalım. Liaison ulama demek, yani sesin birbirine bağlanması, cümle daha güzel okunsun ve daha güzel e, dinlensin, duyulsun diye yapılan bir e, düzenleme diye düşünebilirsiniz. être fiilinin plus que parfaiti, j'avais été, tu avais été, il avait été, elle avait été, nous avions été vous aviez été, ils avaient été ve elles avaient été. Şimdi buradaki kullandığımız ete de et fiilinin partisip possesi. Tekrar okuyalım. J'avais été, tu avais été, il avait été, elle avait été, nous avions été. Burada yine liaison var. Vous aviez été, ils avaient été, elles avaient été. Şuraya da yazalım liaison diye. Gelelim alle fiiline. Alle fiili Fransızca'da en çok kullanılan üçüncü fiil. Alle fiili de plus köperfe de et yardımıyla çekiliyor. Jete alle. Buradaki alle de alle fiilinin partisip pasesi. Aslında Ö'erle biten yani er ile biten fiillerin partisip paselerini bulmak çok kolay. Sonundaki R'yi atıp ö'nün üzerine bir aksan koyarsak fiilin partisip pasesini buluyoruz. Devam edelim. Tüete alle, ilete alle, elete alle, nuzetion alle, vuzetiye alle, ilzete alle, elzete alle. Şimdi bu fiili de tekrar okuyalım. Jete alle, tüete alle, ilete alle, elete alle. Bakın burada Partisip pasenin sonuna bir E harfi getirerek akor yaptık, uyum yaptık. Neden? Çünkü et ile çekilen fiillerde akor yapıyoruz diye anlatmıştım. Nu alle burada da bir S harfi getirerek akor yaptık. Çünkü nu şahıs zamiri çoğul biz anlamına geliyor. Burada da nu derken liyazon var. Vu zetialle bakın yine akor var ve yine burada liyazon var. Izetalle hem liaison hem akor var. Azet e, alle burada da hem liaison var hem de bir ö bir de s getirerek akor yaptık. Venir fiili de yine et yardımıyla çekiliyor. Jet venu bakın buradaki venu venir fiilinin partisip pasesi. Tu et venu, il et venu, elle et venu, nous étions venus, Vous étiez venu, il zeta venu, azte venu. Tekrar okuyalım. Je te venu, tu venü, venu, il et venu, elle et venu. Bakın burada bir ö getirip akor yaptık. Nous étions venu. Akor var, burada da liaison var. Vous étiez venu. Burada liaison var, burada akor var. Il zeta venu. Burada liaison var. Burada akor var. Lzvenü yine burada liaison var, burada da hem bir Ö hem de bir s ile akor var. Bu arada avoir sahip olmak demek. Bunları daha önce yazmıştım ama burada tekrar yazalım. être olmak demek, aller gitmek demek ve venir gelmek demek. Şimdi devam edelim. Şimdi fiillerin Plus Parfait yani mişli geçmiş zaman çekimlerine devam edelim. Öncelikle fer fiili yapmak demek, pouvoir Ebilmek bilmek, vouloir istemek demek ve parler konuşmak demek. Bu fiillerin çekimlerine bakalım. Şimdi fer fiilini avoir fiilinin en parfe çekimiyle yapıyoruz. Je ve fe. Buradaki F fiilin partisip Tu Tüya ve F, ila ve F, ela ve F, nous avions F, vous aviez F, ils avaient F, elles avaient F. Fiili avuar yardımıyla çektiğimiz için burada bir akor yok. Bir defa daha okuyalım. J'avais F, tu avais F, il avait F, elle avait F, nous avions F. Burada bir liaison var. Vous aviez F, burada bir liyazon var. Iza ve f, elza ve f, burada ve burada yine liyazon yani ulama var, sesin birleştirilmesi var. Bakalım pu var fiiline. Pu var fiili de avuar fiilinin emparfe çekimiyle oluşturuluyor, çekiliyor. Jave pu. Buradaki pu, puvarın varın partisi pasesi. Tu avais pu, il avait pu, el avait pu, Nous avions pu, vous aviez pu, ils avaient pu, elles avaient pu. Puvvarı da bir defa daha okuyalım. J'avais pu, tu avais pu, il avait pu, elle avait pu, nous avions pu. Burada olama var. Vous aviez pu, ils avaient pu, elles avaient pu. Buralarda olama var. Şöyle yazalım. Gelelim vouloir fiilinin plus que parfait çekimine. J'avais voulu, tu avais voulu, il avait voulu, elle avait voulu. Nous avions voulu, vous aviez voulu, ils avaient voulu, elles avaient voulu. J'avais voulu, tu avais voulu, il avait voulu, elle avait voulu. Nous avions voulu pour de liaison, vous aviez voulu pour de liaison, ils avaient voulu pour de liaison, elles avaient voulu d'Arkan. Burada da liaison var. Şöyle yazalım liaison diye. Geldik parle fiilinin plus, kö, parfe parler fiilinin plusque perfect çekimine. J'avais parlé, tu avais parlé, il avait parlé, elle avait parlé, nous avions parlé, vous aviez parlé, ils avaient parlé, elles avaient parlé. Parle fiilini de avoir yardımıyla çekiyoruz. Bu da parler fiilinin partisip passé'si. Fluor fiilinin partisipası de bu. Parle fiilini plus köp de et mi avar mı hangi fiilin hangisinin yardımıyla çekeceğimi bilmiyorum. Birkaç tane yöntem gösterdim. Bir tanesini uygulayalım. Parle konuşmak. Fiile neyi kimi sorusunu soralım. Neyi konuşmak? Kimi konuşmak? Cevap veriyor mu? Veriyor. O zaman avarla çekmemiz gerekir. İşte avar da burada. Şimdi çekimini bir defa daha okuyalım. J'avais parlé, tu avais parlé, il avait parlé, elle avait parlé, nous avions parlé, vous aviez parlé, ils avaient parlé, elles avaient parlé. Elle Aorla çekilen diğer fiillerde olduğu gibi nous avions, vous aviez, ils avaient, elles avaient derken burada liaison var. Yani iki tane sesin birbiriyle birleştirilmesi fiil çekim çalışmasına devam edelim. Savuar fiili Türkçe bilmek karşılığını veriyor. Travaye çalışmak. Eme sevmek. Ve dir söylemek demek. Şimdi bir tanesini alalım buradan. Mesela eme. Eme sevmek demek. Eme fiilini de e çekmek istiyorum. Şimdi ya et fiilinin ya da avoir fiilinin en parfesini kullanacağız. Şöyle yazalım. Ama hangisini kullanmamız gerekiyor? Yine birkaç tane yöntemimiz var. Onları bir gözden geçirelim. Birincisi lükün hayat hikayesiydi. Orada eme fiili var mı? Yok. Bir başkası fiile neyi, kimi sorusunu sormak. Neyi sevmek? Fransızcayı. Fiil cevap veriyor. O zaman ben bu fiili... Fransızca'da avoir'la çekmediğim diye buluyor. Şimdi baştan gidelim. Savuar fiilinde çekimlerine bakalım. J'avais su. Buradaki su, savuar fiilinin partisip pasesi. Tu avais su, il avait su, elle avait su, nous avions su, vous aviez su, ils avaient su, elles avaient su. Hemen bir defa daha okuyalım. J'avais su, tu avais su, il avait su. Elle avait su, nous avions su, vous aviez su, ils avaient su, elles avaient su. Yine burada liaison yaptık. Yani ulama yaptık. Gelelim travaye fiiline. J'avais travaillé, tu avais travaillé, il avait travaillé, elle avait travaillé, nous avions travaillé, vous aviez travaillé, ils avaient travaillé, elles avaient travaillé. Fiilin partisip pasifini bulmak çok kolay. Zira sonundaki re'yi atıp önün üzerine bir tane aksan getirdik. Aksan koyduk. Fiilin partisip pasifini bulduk. Şimdi bir defa daha okuyalım. J'avais travaillé. Tu avais travaillé. Il avait travaillé. Elle avait travaillé. Nous avions travaillé. Burada liaison var. Vous avez travaillé. Burada liaison var. Ils avaient travaillé burada liaison var. Elle ve travaye. burada liaison var. Şöyle yazalım. Liaison yani ulama. Geldik eme fiiline. Eme fiilinin plus kö parfede avoir yardımıyla çekileceğini bulduk. J'avais eme. Bakın bu fiilin partisi pasesi. Tüya ve eme. İla ve eme. Ela ve eme. Nous avions aimé bu zaviye eme, i zave eme, e eme. Bir defa daha okuyalım. Jave eme, tü ave eme, ilave eme, elave eme, nous avions eme, vous aviez eme. Yine burada ve burada liaison var. i zave eme, e zave eme. Pek tabi burada yine liaison var. Geldik diğer fiiline yani söylemek. Dir quelque chose birine bir şey söylemek. Hatta şuraya yazalım. Dir quelque chose diye. Fiilleri daima aldıkları prepozisyonlar ile ezberleyin. Bu çok önemli. J'avais dit, tu avais dit, il avais dit, elle avais dit, nous avions dit, vous aviez dit, ils avaient dit, elles avaient dit buraya kadar öğrendiklerimizi örnek cümleler ve cümle tercümeleri ile iyice pekiştirelim. Eski vous aviez passé vos vacances Antalya. Şimdi buradaki fiilimiz passé fiili. Pase fiili iki anlamda kullanılabiliyor. Geçmek ve geçirmek anlamında. Bakalım cümlemizin Türkçesi nedir? Tatilinizi Antalya'da mı geçirmiştiniz? Pasif fiilini geçirmek anlamında kullanıyorsak Plüsköparfe de avuarla Geçmek anlamında kullanıyorsak Plüsköparfe de etle çekmemiz gerekiyor. Devam edelim. Fiili avuarla çektiğimiz için de herhangi bir akor yapmadık. Mon grand-père m'avait acheté un nouveau vélo. Büyük babam bana yeni bir bisiklet almıştı ya da satın almıştı. Burada geçen fiil Aşöte fiili yani satın almak. Satın almak fiiline neyi kimi sorusunu soralım. Neyi satın almak? Yeni bir bisikleti. Cevap veriyor. Dolayısıyla biz avuarın en parfesini kullanarak çektik. Kan tuya ve aşöte set petit voiture bleu. Sen bu küçük mavi arabayı ne zaman satın almıştın? Fiilimiz yine aşöte. Bir soru cümlesi ve Avarın en parfe çekimiyle çekimi yardımıyla oluşturuyoruz. Nüzetiyon arive atom biz zamanında varmıştık. Buradaki fiil arive fiili arive varmak demek ve plus köperfe de et fiilinin en parfe çekimi yardımıyla oluşturuluyor çekiliyor. Şahıs zamiri nu olduğu için bakın buraya bir s getirerek akor yaptık. Hadi cümleleri tekrar bir okuyalım. Eskü vous aviez passé vos vacances à Antalya? Tatilinizi Antalya'da mı geçirmiştiniz? Mon grand-père m'avait acheté un nouveau vélo. Büyük babam bana yeni bir bisiklet almıştı. Quand tu avais acheté cette petite voiture bleue? Sen bu küçük mavi arabayı ne zaman satın almıştın? Nuzetyon arrivé atom. Biz zamanında varmıştık. Bakın şu cümlede de yani quand tu acheté cette petite voiture bleue soru cümlesinde de şimdi buradaki sözcük la feminin bir sözcük. İşaret sıfatını ona göre akorladık. Petit sıfatını ona göre akorladık ve bleu renk sıfatını da ona göre akorladık. Bakın Fransızcanın diziliş mantığı hep böyle gidiyor. Yani cümlede kullandığımız isme göre o ismi nitelendiren, o isme gönderme yapan sıfatları akorluyoruz, değiştiriyoruz. Yine bu cümle üzerinden bir ek bilgi yapalım, şuradan yazalım. Şimdi avuarla çektiğimiz için aşöte fiilinde bir akor yok. Ama bu cümleye şöyle bir cevap verseydik. Ben onu 10 sene önce satın almıştım. Şimdi onu diyerek neye gönderme yapıyorum? Arabaya yani lavatüre. Buna biz ne diyoruz? Pronom kompleman diyoruz. Şuraya bir yazalım önce. Le pronom kompleman. Pronom kompleman konusunu da bir videoda çok detaylı bir şekilde anlattım o videoyu izleyerek çalışabilirsiniz. Zira öğrencilerin çok karıştırdığı bir konu. Ben onu 10 sene önce satın almıştım diye söyleseydik. Bakın şöyle olurdu. Je l'avais acheté. Şimdi buradaki le la türe gönderme yapan la pronom komplemanı. Cümle içinde fiilden önce geldiği için ve kompleman obje direkt olduğu için. Kompleman obje direkt yani quelque chose, Bir şey satın almak. Arada a gibi, dö gibi bir prepozisyon yok. O zaman sonuna bir ö getirip akor yapmamız gerekir. Neden? Çünkü la vature gönderme yapıyor. Je la ve acheter. Ben onu satın almıştım. Ne zaman? 10 sene önce. ilia dizane diyebiliriz. Gördüğünüz gibi avuar ile çekilen fiillerde de akor konusu oldukça kolay. Şimdi yazdığımız bu ek bilgiyi şöyle bir çerçeve içine alalım. Diğerleriyle karışmasın. Bir ek bilgi işareti koyalım. Bu bizim ek bilgi işaretimiz. Cümle tercümesi serilerinde bunu hep kullanıyoruz. Yine örnek cümlelere devam edelim. En 2010, nous 2010 yılında biz Paris'e gitmiştik. Bakın fiilimiz alle fiili. Et yardımıyla çekiliyor ve sonuna bir s getirip akor yapıyoruz. Neden? Nu şahıs zamiri var. Mon oncle acheté trois livres. amcam 3 tane kitap satın almıştı. Acheté fiili avoir yardımıyla çekiliyor ve akorda yok. Ama aynı şekilde aşöte fiili teker keşoz olduğu için yani arada bir prepozisyon olmadığı için Lük amcam onları satın almıştı deseydik. Şöyle düşünelim. Cümlenin sonunda bir zaman belirteci olabilir. 5 sene önce, 10 sene önce gibi. Il, les, avait, öte deyip sonuna bir s getirip akor yapmamız gerekirdi. Neden? Bir pronom kompleman kullandığımız için. Buradaki l bir pronom kompleman şöyle yazalım. Yani tamamlama zamiri. Ve daha önce geçen bir öğeyi tekrar etmemek için kullanıyoruz. Yani kitapları. Şimdi hemen burayı da bir çerçeve içine alalım. Şöyle. Ve ek bilgi işaretimizi koyalım. Devam edelim. JTL avec mes deux dözemi. Ben Amerika'ya iki arkadaşımla gitmiştim. Şimdi bu cümleye dikkat edelim. Burada bir akor var. Demek ki je diye bahseden, konuşan kişi bir kadın. Bakın iki arkadaşım derken de bunlar da feminin. Yani şöyle düşünün, Emi kız arkadaş demek. Yani iki kız arkadaşımla gitmiştim diyor aslında. J'avais lu tous les romans de Jules Verne quand j'étais petit. Bu da güzel bir cümle. Şimdi öncelikle lire fiili yani okumak fiili avoir yardımıyla çekiliyor. Ve bakın burada ne var? Emparfe var. Cümlenin diğer kısmında emparfe kullanılmış. En parfe için ben geçmişte süren zaman diyorum. Farklı kaynaklarda şimdiki zamanın hikayesi diye geçiyor. En parfe konusunu da bir videoda detaylı bir şekilde anlattım. İsteyenler o videoyu izleyerek çalışabilirler. Cümlenin Türkçesi, Jules Verne'in tüm romanlarını küçükken okumuştum. Masör, Lezabe, pour moi Onları bana ablam almıştı. Bakın L pronom komplemanı ile neye gönderme yapıyoruz? Tous les roman de Jules Verne gönderme yapıyoruz aslında. Ve burada S ile bir akor var. Aynı şurada anlattığım gibi. Plus göperfede avuarla çekilen fiillerde akor yapılması için daha önceki sayfalarda geçmişti. Ya pronom kompleman olacak ya da pronom relatif geçecek. Yani bağlaç geçecek. Ve kompleman obje direkt olacak. Yani fiil prepozisyon almadan komplemana bağlanıyor olacak. Şimdi burayı da hemen bir çerçeve içine alalım ve ek bilgi işaretimizi koyup devam edelim. J'avais couru beaucoup pour ne pas le Şimdi buradaki fiilimiz courir fiili yani koşmak. Avoir yardımıyla çekiyoruz. Otobüsü kaçırmamak için çok koşmuştum. Burada negasyon normal cümle dizilişinde değil. Yani şöyle gitmiyor mesela je ne ve pas cümlesindeki gibi değil. Burada bir prepozisyon var sonrasında olumsuzluk vermek istiyoruz. O yüzden nöpa yan yana geliyor. Ve daha sonra gelen fiil de master halinde. Şurayı da şöyle bir çerçeve içine alalım ki karışmasın. Sonra devam edelim. Quand j'étais étudiant à l'université, j'avais une petite voiture bleue. Şimdi cümledeki être fiili en parfait ve avoir fiili de en parfait. Üniversitede öğrenciyken küçük mavi bir arabam vardı. Bu cümlede henüz plüsköp harfi yok. Ama mon grand-père l'avait acheté pour moi. Onu bana dedem almıştı. Bakın avuarla çekilmiş bir fiil var. Achete fiili. Sonuna bir ö getirerek akor yapıyoruz. Çünkü bakın bir pronom kompleman var. Ve neye gönderme yapıyor? Un petit voiture bleue küçük mavi arabaya gönderme yapıyor. Hier j'ai vu de la même voiture et je me suis rappelé ma jeunesse. Dün aynı arabadan gördüm ve gençliğimi hatırladım. Buradaki voir fiili avoir yardımıyla çekilmiş ama avoir'ın prezanıyla. Burada da se rappeler var yani hatırlamak var. O da être fiili yardımıyla çekilmiş yani bu cümlenin zamanı passé composé. Le passé composé yani dili geçmiş zaman Dili geçmiş zaman konusunu da bir videoda detaylı bir şekilde anlattım İsteyenler o videoyu da izleyerek çalışabilir Birbirini takip eden cümleler yazmak istedim burada Bir konteks içinde yani metin içinde En parfe plus parfait passé composé diye Devam eden cümleler olabilir Örnek cümlelerimize devam edelim. Nous avions trouvé une petite maison à Lyon. Lyon'da küçük bir ev bulmuştuk. Truve bulmak demek. Avar yardımıyla çekiyoruz. La maison que nous avons acheté était petite mais très belle. Satın aldığımız ev küçüktü ama çok güzeldi. Şimdi bakın burada bir pronom relatif bağlaç var bağlaç. Şöyle yazalım. Le pronom relatif diye. Kö bağlacı Türkçe di, di karşılığını veriyor. Bunu da hakkınızda tutun. Bakın burada var zaten. Satın aldığımız diye geçiyor. Ve pronom relatif olduğu için aşöte fiilinin sonuna bir ö getirerek akor yaptık. Neden? La mezona gönderme yapıyor yani ev sözcüğüne. Selin ave plöre san raison e et Mark etereste san parle. Selin sebepsiz yere ağlamıştı ve Mark konuşmadan durmuştu. Plöre fiili ağlamak demek avoir yardımıyla çekiliyor. Reste durmak kalmak demek ve et yardımıyla çekiliyor. Quand j'avais douze ans, j'étais tombé et je m'étais cassé le bras. Ben 12 yaşındayken düşmüştüm ve kolumu kırmıştım. Şimdi yaş sahip olunan bir şey ve bir süreç belirttiği için burada emparfeyi kullandık. Yani geçmişte süren zaman. Ama sonrasında tombe fiili düşmek demek et yardımıyla çekiliyor ki zaten Lük amcamın hayat hikayesi tablosunda vardı. Burada çift zamirli bir fiil var şöyle düşünebilirsiniz. Yani sökase diye çift zamirli fiillerin hepsi etle ile çekilir diye söylemiştim. Bakın burada yine et fiilinin yardımı var. Ve kolumu derken de bir mülkiyet sıfatı kullanmıyoruz. Yani monbra demedik. Neden? Vücudun organlarını mülkiyet sıfatlarıyla kullanmıyoruz. Düşerken düşüp bir başkasının kolunu kırmam mümkün olmadığı için mon diye söylemem gerekli değil. Bu şekilde düşünebilirsiniz. Birkaç tane daha örnek cümle ve cümle çevirisi yapalım. Luc e safam sete dispute chez Luc ve karısı bizim evde tartışmışlardı. Şimdi bakın burada geçen fiil çift zamirli bir fiil. Yani se dispute Dolayısıyla et fiili yardımıyla çektik. Neden? Çift zamirli fiillerin hepsini hem pase composé'de hem de plusque parfait'de et yardımıyla çekiyoruz. Cümlede geçen she prepozisyonu yani edatı, Türkçe'ye nin yeri, evi karşılıklarını veriyor. Şimdi şurayı hemen bir şöyle çerçeve içine alalım, devam edelim. Est-ce que tu t'étais Onu hatırlamış mıydın? Şimdi geçen fiil se souvenir de yani birini hatırlamak ya da bir şeyi hatırlamak. Dikkat ederseniz burada bir ne var? Pronom tonik var. Şöyle yazalım. Le pronom tonik diye. Şahıs zamirine gönderme yapan bir zamir diye düşünebilirsiniz. Yine çift zamirli fiil olduğu için être fiilinin en parfe çekiminden yardım aldık. Sofi ave adore la literatür türk. Sofi Türk edebiyatına bayılmıştı. Bakın adore fiili bayılmak, tapmak, çok sevmek demek. Şöyle yazalım. Bayılmak, tapmak, çok sevmek diye Neyi çok sevmek? Türk Edebiyatı'nı. Avoir fiilinden yine yardım aldık. Emine ma ve edebuku je rüprepare se proje. Ben bu projeleri hazırlarken Emine bana çok yardım etmişti. Şimdi bakın burada bir pronom kompleman var. Ede fiili yardım etmek demek. Dolayısıyla avar fiilinin en parfesinden yardım alarak çekiyoruz. Fandan boyunca'yı veriyor Türkçe'ye, boyunca, süresince, geçmişte süren bir olayı anlattığımız için de buradaki prepare yani hazırlamak fiilini emparfe'de çektik. Şöyle yazalım. Emparfe Türkçe'ye geçmişte süren zaman karşılığını veriyor. Şöyle yazalım yine farklı kaynaklarda şimdiki zamanın hikayesi diye geçiyor. Görürseniz şaşırmayın. Hemen şurada yazdığımız eklemeleri şöyle çerçeve içine alalım. Burayı da bir çerçeve içine alalım ve ek bilgi işaretimizi koyalım. Şimdi bu son örnekleri bir tekrar edelim. Luc e safam sete dispute chez Fiil se dispute yani çift zamirli bir fiil olduğu için bütün çift zamirli fiilleri at çekiyoruz. Bunu da at fiilinin en parfi çekimi yardımıyla oluşturduk. Lük ve karısı bizim evde tartışmışlardı. Eski tu tete souvenir del. Onu hatırlamış mıydın? Fiil se souvenir. Yani çift zamirli bir fiil. Dolayısıyla yine at fiilini kullandık. Sophie aveadore dore la literatür türk. Sofi Türk edebiyatına bayılmıştı. Adore fiili bayılmak, tapmak, çok sevmek demek. Avar yardımıyla çekiyoruz. Emine mave de boku pandan que je prépare ce proje. Ben bu projeleri hazırlarken Emine bana çok yardım etmişti. Ede fiili yardım etmek demek. Avardan destek alarak çekiyoruz. Pandankö dediğimiz için pandankö Türkçe'ye boyunca süresinceyi veriyor. Cümlenin diğer kısmındaki fiil yani prepare fiilini en perfect geçmişte süren zamanda çekiyoruz ve cümleyi oluşturuyoruz. Ve geldik videomuzun sonuna yani la fin de la video. Le plus que parfait yani Fransızca mişli geçmiş zaman konusunu çalıştığımız detaylı bir şekilde incelediğimiz videomuzun sonuna geldik. Umarım herkes plus köparfe mişli geçmiş zaman konusunu çok iyi anlamıştır. Yine de sormak istedikleriniz olursa yorumlara yazarak iletebilirsiniz. Mutlaka yanıtlarım. Videoyu beğendiyseniz beğen seçeneğini işaretlemeyi unutmayın. Kanala abone olarak destek verebilirsiniz. Bildirimlerinizi açarsanız farklı konularda gelecek farklı videolardan haberdar olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.